Bakın çıkışta herkes elindeki plastikleri makinelere koyuyorlar, görüyor musunuz? Maç çıkışı bile görüyorsunuz, yerler tertemiz. Yani başka yerde olsa her yerde bira şişeleri ya da işte su şişeleri, yedikleri yemeklerin kağıtları. Ama bakın burada her yer tertemiz. Bir tane çöp yok. Japonya'dan herkese selamlar, sevgiler. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ben şu anda Tokyo'dayım. Metroya binmek üzereyim. Videoyu başlatayım dedim. Bugün yine çok güzel bir deneyim yaşamak için yollardayım. Şimdi Japonya'da bir futbol maçına gideceğim. Tokyo ile Fukuoka'nın maçına gideceğim. Çok uzakta stat. 1,5 saat sürecek yol. Ben bu kadar yolu en son Beşiktaş stadı yokken Olimpiyat stadında oynardı Başakşehir'de. Oradaki maçlara giderdim sadece. Ondan sonra ilk defa bir maç için bu kadar yol kat edeceğim. Genelde statların çoğu şehrin dışında çünkü Japonya'da. Ya en azından Tokyo'da öyle. Diğerlerini bilmiyorum. Ve 3-4 tane falan metro aktarması yapacağım. Bir tane bilet aldım. Şuna bir 3,5-4 dolar para verdim zaten. Bakalım. Şimdi ilk metroma biniyorum. Saat şu anda 4.30. Maç 7'de başlayacak. Benim amacım saat 6'da oraya varmak. Çünkü biraz erken gidip ortamı görmek ve göstermek istiyorum. İlk aktarmamı yaptım. Bu kısaydı. 3 durak sadece. Şimdi diğer bir hatta gidiyorum. Hızlı. Böyle bir bilet var. Bununla hepsine gidiyoruz işte. Yani bileti baştan alıyorsun nereye gideceksen. Ondan sonra bu hepsinde geçiyor işte. Tek tek okutman lazım. Ben şimdi şu yeşil hattın olduğu yere doğru gidiyorum. Evet, şimdi buraya geldim. Şu anda Shinjuku'dayım. Buradan nereye gideceğim? Unuttum şu anda. Bakmam lazım telefona. Pardon, ben Shinjuku'da değilim ki, şuradayım. Bakuro Yokoyama. Buradayım. Buradan Shinjuku'ya gideceğim. İşte oradan tekrar aktarma yapacağım. Şu E yazan hatta bineceğim. Tren tam zamanında geldi. Hiç dakika bile şaşmadı. Şimdi ondan da indim. Hemen karşıda diğer metroya geçiyorum. Çok ilginç bir metro sistemleri var. Anlatacağım birazdan onu da. Şimdi son aktarmadayım. Bundan sonra stadın oraya varacağım. Sonra yürüyüş yolum kalıyor sadece. Metrolar bitiyor. Son metrodan da indim. Yürüyeceğim şimdi. Şeyi anlatayım. Nasıl biliyor musunuz? Ben o yeşil hatta bindim ya. Onunla inip pembeye binecektim. Google haritada bile gösteriyor. Şimdi ben ekrana da koyacağım nasıl olduğunu. Taşıtta kalın diyor. Yeşilden pembeye geçtim. Ama taşıtta kalarak geçtim yani. Aynı metro ile devam ettim. Ondan sonra bir iki durak daha gittim. Ondan sonra pembeden başka bir pembeye aktarma yaptım. Yani Google Map böyle bir uyarı veriyor size. İlk defa burada gördüm. Ve şöyle bir durum var. Yine onu da ekrana koyacağım. En hızlı çıkış için hangi vagona bineceğinizi bile söylüyor. Mesela 3 numara, 5 numara, 6 numaradan binersen daha hızlı çıkarsın diyor. Google Map, yani özel bir uygulama değil. Google Map'in kendisi söylüyor bunu direkt. Japonya'da sistem böyle olduğu için çok rahat geldim. Beklediğimden erken geldim. Saat şu an 17.40. Şimdi göstereyim, bakın burada Tokyo'nun şehirlerini, bayraklarını koymuşlar. Tokyo Verdy. Bugünkü maç Tokyo Verdy'nin maçı. Burada da Tokyo FC'nin bayrakları var. Çünkü bu stadı iki takım da ortak olarak kullanıyormuş. Formalılar yavaştan görünmeye başladı. Ben de ilerliyorum stada doğru. Bir 8 dakika yürüyeceğim stada şimdi. Daha bilet de almadım. Bileti orada alacağım. Şu anda tek büyük sorun var. Ben çok açım. Yemek yiyemedim. Vaktim yoktu. Biraz erken geldiğim için bir şeyler alıştırmaya çalışacağım. Şurada bir market var, bir de McDonald's gördüm. Belki McDonald's'tan şimdi patates kızartması falan bulurum. 2 dakika yerim. Şimdi geldim McDonald's'a. Burada 2,5-3 dolara büyük boy patates kızartması varmış. Ondan yiyeceğim hemen. Bu arada ben az önce yanlış söyledim. Tokyo Verdy değil, Tokyo'nun maçı var. Verdy yok. Verdy alt ligde oynuyor. Bu birincilik maçı. Fukuoka ile oynayacak. Şimdi aldım. Böyle elde alayım dedim. Yolda yerim dedim. Hem şimdi market var, markete gireceğim. Bir bira içilir şimdi ama maç öncesi ha? Bir maç öncesi bira yapılır Japon agalarla. Şimdi biraları aldım, yürüyorum. Maça doğru gidiyoruz şu anda. Burada bir iki arkadaş daha var. Bira alırken tanıştım. İnsanlar akın akın gidiyor. Umarım bileti kolayca alabilirim. Dümdüz gidiyorum biletsiz. Orada satılıyor diye okumuştum internette. Sessiz, sakin gidiyorlar. Bizdeki gibi bağırma, çağırma, meşale yakma yok. Şimdi stadyumun olduğu yere geldim. Ajinomoto stadyumundan herkese selamlar. Bütün başlamasından ne kadar kaldı? Şu an 45 dakika falan var herhalde. İnsanlar akın akın gelmeye devam ediyor. Güneş batmak üzere. Tokyo'da güzel bir maç günü.
Şimdi bileti aldım var ya, terden geberdim. Çok zorlandım ya. Ya burada gişe var ama nakit alamıyorsunuz. İyi ki benim de kredi kartım yanımda, bazen taşımıyorum yanımda. Şimdi yanımdaydı. Çocuğun telefonundan işte bağlandım internete. İnternetim de yok. Ondan sonra işte seçtik, bir şeyler yaptık. En sonunda kale arkasından aldım bileti. Çok para verdim maalesef. En ucuz bileti aldım. Ama en ucuz bilet bile 3200 yen. Yani bu 25 dolar falan galiba. Çok pahalı. En ucuzu buydu. Bunu almak durumunda kaldım. Şimdi bekliyorum işte. Bu arada şöyle yerler var. Gösterim stadın dışında. Genelde insanlar ellerinde biralarıyla geliyorlar. Ve ondan sonra buraya veriyorsunuz. Burada size bu kağıt bardaklardan veriyorlar. Bakın şurada arkadaş dolduruyor. Kağıt bardaklardan veriyorlar. Bira şişelerini içeri almıyorlar. Bakın burada bir sürü bira şişelerini toplamışlar. Ben de buna koydum şimdi. Bu arada içeride de bira satıcı varmış. İçeride de içebiliyorsunuz yine. Güzel. Maça şu anda 40 dakika kaldı. Ben şu etrafı bir tur dönüp ondan sonra benim olduğum yere doğru gireceğim. Şu tarafa gideceğim ben. Şu diğer taraftan dolanarak gireceğim ama. Güneş de ne güzel bugün ya. Şuraya bak, gökyüzüne bakın. Şimdi arkadaşlara fotoğraf çekmelerini istedim. Onlarla konuştuk, şeyi söylüyorlar işte. Hakan Çalhanoğlu'nu söylüyorlar, Nuri Şahin'i söylüyorlar. Dedim siz küçüksünüz, asıl İlhan Mansız'ı bilmeniz gerekir. Dedim işte kaç, 25 yaşındaymış. Dedim sen hatırlamazsın, İlhan Mansız vardı. Japonya'da oynadı yıllar önce falan, önemli topçuydu. Şimdi araştırdı, şaşırdı, hatırladı. Thank you bro, thank you. Şimdi diğer tarafa gittim ama oradan yol bitti ya. Daha yol yok, oradan içeri girmem gerekiyordu. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Şu an buradan stat birazcık gözüküyor içi. Aşağı doğru yapmışlar. Stadın şu anda orta kısmındayım ben, yani zemin olarak. Orta kısmına yapmışlar. Yani Beşiktaş stadı gibi düşünün. Giriyorsunuz ama aşağı doğru iniyorsunuz yani. Bir kısmı yukarıda stadın, bir kısmı aşağıda zeminden. Burada böyle takımla ilgili işte hediyelik şeyler falan satıyorlar. Ürünler var. Burası bir başka giriş. Şöyle stadı da göstereyim etrafını. Şeye çok şaşırdım ama, koltuk numarasını göremedim mailimde. Onu sordum adama. Koltuk numarası yok dedi. Normalde olur ve özellikle Japonlardan da bunu beklerdim yani. Koltuk sırasına göre oturur, herkes düzenlidir falan diye. Ama yokmuş, ilginç. Stada giriş yaptım şimdi. KFC bile var burada, baksanıza. Şöyle elime birkaç tane broşür falan verdiler. Sorunsuz şekilde girdim. Şimdi stada giriş yapıyorum. İşte geldi. Aklıma şey geldi, genelde Japonlar böyle severler ya, maçlara gelirler falan. Bu sefer yer değiştirdik, ben geldim Japonya. Maça 20 dakika kaldı, inanılmaz sıcak. Çok ses var diye mikrofonu takayım dedim şimdi, ses daha net gelsin diye. Çok gürültüdü burası. Şimdi 20 dakika kaldığı için bir stadı gezdireyim diyorum. Bu arada Galatasaray'da Nagatomo vardı. O da şu anda Tokyo'da oynuyor. Onu da gördüm, hatta birçok kişide onun forması var şu anda. Ve maçın en önemli oyuncularından birisi olarak gösteriliyor bana verdikleri broşürde. 36 yaşına gelmiş Nagatomo Reis. Arkamdaki abi dürbünle izliyor maçı. Burası bir de böyle olimpiyat stadı şeklinde olduğu için kenarlarında bayağı boşluklar var. Şimdi şöyle bir stadın çevresini turlayalım bakalım iç kısımlarında. Kızlar bira satıyordu az önce. Burada bakın içebiliyorlar rahat rahat. Keşke bizde de olsaydı böyle şeyler. Bakın bu şekilde biralar satıyorlar. How much? 650 or 500. Expensive? Expensive? Yeah, no, cheap. Okay. 500. Okay, later. Okay, thank you. Yeah, later. 600, 500, 600 falan dedi. 500, 600 yen. Çok tatlı. 500-600 yenmiş. Yani işte 3-3,5 dolar falan. Şeydekinden, markettekinden elbette ki daha da pahalı. Bakın şurada da yine bir tane kız satıyor bira. Bütün şeylere, koltukların arkasına bardak koymak için yer bile yapmışlar. Çok güzel olmuş. Mantıklı.
Türkiye'deki hiçbir stadyumda görmemiştim ben bunları. Takımların geçmişini çok fazla bilmiyorum ama ikisi de şu anda orta sıralarda yer alıyor. Yani biri 10. biri 12. falan böyle. 20 tane mi ne takım var zaten Japonya Ligi'nde, 1. Lig'de. Bakalım nasıl olacak, umarım güzel geçer. Şurada kale arkası bayrakları açtı. Bakalım burada tribün kültürü nasılmış, ben en çok onu merak ediyorum. Dünya turuna başladığından beri Malezya'da gidebilmiştim sadece. Çünkü diğer ülkelerde sezon bitmişti. Yeni yeni başladı sezonlar. Şimdi Japonya'da da bulmuşken, daha Japonya'ya geldiğimin 3. günü hemen maça geldim. 5 dakika falan kaldı maçın başlamasına. Bütün ışıkları söndürdüler şu anda. Hava zaten kararmıştı dışarıda. Ortamın güzelliğine bakın ya. Şimdi futbolcuları anons etmeye başladılar. Az önce şu abla fotoğrafımı çekmişti. Şimdi bana bu kartlardan verdi. Futbolcu kartlarından. Nagatomo'yu sordum, o yokmuş. Bu ikisini verdi bana da. Çok tatlı insanlar ya. Ortam çok iyi. Diego Oliveira var işte, o Brezilyalı forvet, onu söylüyorlar. Bütün futbolcuları söylediler yine. Bu arada maç şimdi başladı. 1 dakika oldu. Gol de geldi. Dakika 11. 2-0 geriye düştü Tokyo. Tribünler bayağı üzgün durumda haliyle. Şu an arkada Nagatomo dedi, ondan sonra bağırdı. Muhtemelen Nagatomo'ya küfür ediyorlar şu anda. Yedi küfürleri. Şimdi maçın ilk yarısının ortası oldu. Üst katı da vardı. Üst katına da bakayım dedim bir ya. Oraya nereden çıkılıyor diye hemen yan taraftan çıkılıyormuş. Ben görmemiştim. Şimdi bir de stadı üstten görelim. Buradakiler daha sessiz, sakin tabii. Burası daha geniş, ferah. Abi üst kat daha güzel ya. Esiyor burası. Mis gibi rüzgar alıyor. Daha sakin. Altta var ya. Herkes bendir. Herkes terden böyle sırılsıklam olmuş durumda ya. Aşırı sıcak yani. Dışarısı bugün çok sıcak değildi ama o kadar kalabalıkta yaz günü vallahi yandık yani aşağıda. Burası güzel. Bakın hatta şu anda takımlar sıcaktan dolayı su molası verdiler. İlk yarının ortası oldu. Şu anda su molasındalar. Maçın ikinci yarısı şu anda. Dakika 60. Komik bir olay oldu. Bir tane futbolcu sakatlandı. Sahaya geldi görevliler. Ondan sonra görevliler sahaya gelince adam yürüyerek çıkmaya başladı. Hakem de uyardı onu. Hakem uyarınca adam yine sedyeye yattı. Şimdi öyle götürüyorlar adamı. Saçmalık ya. Karşı takım zaman oynamaya çalışıyor şu anda. Dakika 60, 2-0 öndeler hala. İşte klasik, her yerde aynı zaman oynama muhabbeti maalesef. Maçta son 10 dakika. Şimdi tekrardan alt tarafa iniyorum.
Bir tekrar bir ambiyansı yakalayalım. Son dakikalarda bakalım durum değişecek mi? Çok durağan gidiyor maç birazcık. Ama taraftar devam. Gol geldi. Beklenen gol geldi. 2-1. Artık son atak. Kaleci bile geldi. Maç bitecek şimdi. 6 dakika uzatma vermişti hakem. Dışarı. Dışarı gitti. Hakem maçı bitirecek muhtemelen. Ve hakem maçı bitirdi. 2-1 Tokyo kaybetti Fukuoka'ya karşı. Tribünler üzgün. Tokyolular üzgün. Bugün günlerden pazardı. Yani çoluk çocuk, kadın, erkek, herkes gelmiş maça. Her yaş aralığından insanlar gelmişler buraya. Güzel bir pazar günü oldu onlar için. Yenilmelerine rağmen bence. Ortam da gayet güzeldi. Bayağı kalabalıktı da yani. Stat zaten 55 bin kişilik falan bir stat. Çok büyük bir stat. İyi bir seyirci vardı bence. Ben hoşuma gitti yani benim. Şu solumdaki arkadaş bayağı üzgün duruyor. Maç sonrası. Ve şimdi takımı çağırdılar. Takımı alkışlayacaklar. Belki Nakatomo'dan forma alırız. Dur bakalım. Gördünüz, özür diledi futbolcular, eğildiler. Yani gerçekten müthiş bir kültür ya. Gerçekten çok... Çok insanlar ya, çok insanlar. Gerçekten. Şaşırdım, ilk defa burada gördüm öyle bir şeyi. Duygulandık be yine. Bakın çıkışta herkes elindeki plastikleri direkt böyle makinelere koyuyorlar. Görüyor musunuz? Kimse böyle normal çöpe atmıyor. Bak herkes seçiyor şeyini, plastiğini. O şekilde koyuyor, ayrıştırıyorlar. Maç çıkışı bile görüyorsunuz, yerler tertemiz. Yani başka yerde olsa her yerde bira şişeleri, işte dökülmüş biralar ya da işte su şişeleri, yedikleri yemeklerin kağıtları. Ama bakın burada her yer tertemiz. Bir tane çöp yok. Bakın stat burası, hemen yanında futsal alanı varmış, ben şimdi gördüm. Çocuklar orada top oynuyorlar. Şöyle ufak bir saha. Maç sonu yine sessizlik hakim. Şimdi herkes evine doğru gidiyor. Mutsuzlar ama yani muhtemelen kazansalardı da yine böyle sessizce giderlerdi kimseyi rahatsız etmemek için galiba. Maç öncesi bir tane ses duymadım. Bir tane bağıran insan duymadım dışarıda. Ama içeride herkes gayet güzel, enerjikti. Takımını destekledi. Benim için gerçekten müthiş bir gün oldu. Acayip keyif aldım. Yani Japonya'da maça gelebildiğim için çok sevindim. Sadece bilet fiyatı çok pahalıydı. Tekrar gelmek isterim ama bilet fiyatı böyle olursa zor. Belki alt lig takım maçı vardı ya, Tokyo verdi. Belki ona gelirim. Onun biletleri daha ucuzsa. Ama mutlaka tekrar gelmek istiyorum diğer maçlara da ya. Ortam çok iyiydi. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.